Veraset yoluyla intikal eden hisselerimi oğlum Erdoğan Yaşar'a devrettiğimi gösterir belgedir. Sıran o 1430. Noterin adını soyadını da söylemeyeceksin umarım. Bu kadar teferruata gerek yok. Belgeleri okuduk, inceledik, anladık. İmzalayalım da bitsin bu iş. Evet, evet, acele edelim. İşimiz çok. Bugün en önemli işimizin bu olduğunu zannediyordum. Evet, yeni yapılanmayı resmileştirip yürürlüğe koyuyoruz. Dilek, bir saniye buraya gelir misin? Holding'in resmen ortağısın artık Erdoğan. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol yengeciğim. Sana da hayırlı uğurlu olsun Selim. Senin de hisselerin artmış. Sağ ol. Şunu lütfen yazıp getirir misin? Evet, yönetim kurulu gençleşti. Hı? Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim anne. Annenin güvenini boşa çıkarmazsın umarım Erdoğan. Bu ortaklıkta babanı temsil ettiğini unutma. Siz hiç merak etmeyin yengeciğim. Bundan sonra bambaşka bir Erdoğan göreceksiniz karşınızda. Size söz veriyorum. Acıyor mu? Yok yok, geçti bile zaten, geçti. Olsun, biz yapalım da pansumanımızı. Ebin de sağ olsun, ne güzel şeyler öğretti değil mi sana? Öğrendi sen de. Ya, ebenisi ancak car car konuşmayı öğretiyor ona. Bir de diklenmeyi. Boşanmayı o dolduruyor, %1500 eminim ben. Boşan kız. Gözünü seveyim boşan. Boşan da ortalarda kal. Ama bana sakın güvenme. O abine de güvenme. Hele bir sözümden çıksın, vallahi onu da ortada bırakırım. Uçucu bırakır, çeker giderim. Duydun mu beni? Ortada bir dımdızlak kalın da ondan sonra artık okula mı gidersin, iş bulursun, ne yaparsan yaparsın. Okula da giderim, işte bulurum. Aa, aferin, aferin sana. Kız nişanlıyken rahat bırakmadılar. Ha? Boşandıktan sonra mı rahat bırakacak erkekler seni? Birileri yine çullanıversin, üstüne de gördün. Sus! Daha önce karşı koyabildin mi? Çöküverdiler üstüne işte. Gıkını çıkaramadın, gıkını. Böyle böyle randevu evlerinden toplarız artık. Sus, kapa çeneni, sus! Mukaddes! Şey, bak Murat okula geç kalmasın. Hadi Murat'ı götür sen, Murat'ı. Bana bak, ne yaparsan yaparsın. Kendi düşen ağlamaz. Ne yaparsan yap. Murat gel annem, gidiyoruz. Çıktı o çoktan, çıktı. Arabada seni bekliyor. Ya konuşturma şunu. Boşanacağım, boşanacağım deme. Bak sen ağlıyorsun hep en sonunda. Araziyi değil şimdilik, tamam mı? Sadece evi satmak istiyorum. Hayır, Raç bellidir zaten oralarda canım. Yani ucuza gitmesin yeter. Tamam mı? Ha? Yani sen şimdiden ilanları ver, tamam mı? Yerel gazeteye de bir ilan verirsin. Tamam. Hadi ben senden haber bekliyorum halde. Tamam, ben de seni ararım. Peki canım, hadi. Hayırlı işler. Hadi. Aa. Kerim, ne aldın sen? Ne aldım? Yabani otlar için ilaç. Oh! Diyorum ki şu bahçeyi birazcık düzelteyim. Şu yabani otlar falan bir temizlensin, bir şeyler ekeriz. Çok iyi olur. Bu halde kötü gözüküyor tabii. Çiçek falan ekince güzelleşir. Bir iki meyve fidesi de dikeriz. Ağaç olur ileride, ne güzel. Mevsimlik çiçek de dikeriz. Tamam o zaman, ben dökeyim hemen ilacı. Ha, bu arada yarın iş için atölyeye gideceğim. İş mi buldun? Daha belli değil, bakalım. İşine bakalım dediler. Eğer beğenirlerse başlayacağım herhalde. Niye acele ediyorsun ki sen? Ben evin satılık ilanını çıkardım. Ya abla, ben sana yapma demedim mi? Ben de sana yapacağım demedim mi? Ya niye kendinin patronu olmuyorsun Allah aşkına? Kendi işinin başında kendin de ol. Ama abla... Ablası mablası yok, tamam mı? Kapanmıştır bu mevzu. Sen var ya, sen bir tanesin. Sen var ya, sen de benim bir tanemsin. Ne oldu? Yok bir şey. Ağlama Fatma Gül. Ağlama. Bak.
yengen haksız sayılmaz aslında. Yani o kötü sözleri için değil de... boşanırsan iyice sahipsiz kalacaksın. Bak, dediğini yapar yengen. Bırakır gider bizi. O zaman ne olur halimize? Ne olur? Ben koruyabilir miyim seni? Koruyamam ki. Gücüm yetmez. Başıboş kalırsan, etraf kötü gözle bakar sana. Evli kadını kimse rahatsız etmez. Ama öbür türlüsü hiç kimse huzur vermez sana. Hem bak Kerim iyi davranıyor sana. Üzmemeye çalışıyor, anlıyorum ben. Yani sana ne zararı var ki? Yani şimdi ne zararı var? Hadi inat etme. Bak ne güzel gül gibi geçirip gidiyoruz. İnat etme. Yengeni de üzme. Bak ben de üzülüyorum sonra. Abi sus. Tamam bak bana söz ver. Boşanmayacağım de. Abi. Tamam söz ver içim rahat etsin. Abi. Ha. Tamam tamam sus duman. Aa. Fatma Gül yemek işine mi girdin? E gecikiriz o zaman bu lise için başvuruda bulunacaktık ya. Hiçbir yere gitmeyeceğim ben. İstemiyorum diploma falan. Ne oldu? Niye vazgeçtin? Hiçbir şey olmadı. İstemiyorum o kadar. Bak böyle yaparsan bir daha seni ciddiye almam. Bir şeye hevesleniyor, hevesleniyor ondan sonra vazgeçiyor derim aldırmam. Ona göre. Hadi şimdi hazırla. Ha, ay nüfus kağıdını yanına al. Bir de vesikalık fotoğrafın olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.